Yani Hülya Koçyiğit'e bu yakışmadı. Bu ülkede kendinin efsanelemiş az sayıdaki sinema oyuncusundan biri. Hülya Koçyiğit'ten böyle bir şey beklemiyor insanlar. Niye sen yapıyorsun? Şimdi asıl bombaya geliyorum. Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden, o kadar çok seviyoruz ki artık o duayen ünlü bir oyuncu, çok sevilen bir oyuncu Hülya Koçyiğit. Instagram'da bir resim paylaştı. Kazak aynı, görüntü aynı, saç aynı, sevgilerimle notunu da bu görüntünün altına koydu. Sonra tabii sosyal medyada yorumlar geldi. Bu siz değilsiniz, ne gerek vardı, zaten siz çok güzelsiniz, siz de mi ya diyenler. Kafayı iyi montajlayamamışlar, komik duruyor diyenler falan. Bayağı bir eleştiri geldi ama bu kadar da yani sen şimdi, ne diyorsun? Şimdi bu Hülya konu, Koçyiğit daha güzel şu anda baktığımda. Şimdi bu konuda şöyle bir analiz yapacağım. Şimdi bazı şeyleri bazılarına yakıştıramıyoruz. Yani Hülya Koçyiğit'e bu yakışmadı. Ama ne oldu? Ben araştırdım. Ne olduğu sana söyleyeyim. Şimdi bu fotoğraf nasıl ortaya çıktı? Sol taraftaki de bana göre Jacqueline Smith. Bu Charlie'nin Melekleri dizisinde çok geçmiş genç arkadaşlar bilmezler. Jacqueline Smith'in resmi, diğer tarafta da Hülya Koçyiğit ama aynı birebir şu anda. Şimdi Hülya Koçyiğit'in Instagram sayfasına girdim. Yani hepimizin ezbere bildiği, hafızasına nakşetmiş onlarca şahane öğrencilerin duvarlarında, kitaplarında yıllarca, gençlik yıllarında süsleyen fotoğrafları var. Yani bu ülkede kendinin efsaneleştirmiş az sayıdaki sinema oyuncusundan biri. Şimdi bu kadar güzel fotoğrafları, yani başkalarının bilgisayarında, duvarında, şurada burada fotoğrafları olan birinin niye böyle bir fotoğraf kelle avcılığı, yani dijital kelle avcılığı bu. Yani dijital kelle transferi. Ne güzel diyor, şu resimde. Evet, diyor ki Instagram'da gezinirken bu tarz sayfalarla karşılaşıyorum. Çoğu zaman eski fotoğraflarla birçok kişi için yapılıyor. Paylaştığım bu görseli de Keşfet sayfasında gördüm. Önceden Jennifer Lopez'le ilgili bir çalışma yapmışlar. Onu da kullandım. En başta arkadaşlarım kullandığı bir fotoğraf vardı. IMDb'nin en başta bir fotoğraf var. Oraya dönersek yabancı yazılar var duvarda. Yani bir ödül töreninde ya da bir etkinlikte çekilen bir fotoğraf. Jennifer Lopez'in şeysinin yüzünü değiştirmişler. Hülya Koçyiğit yapmışlar. Bundan sonraki gelecek şimdi. Neyse. Bir daha. Şimdi o şeyin. Bu Jennifer Lopez'in fotoğrafının üzerine saç, kıyafet Jennifer Lopez. Nasıl güzel. Bir başka sosyal medyada yapıyorlar. Onu kullandı ama Jennifer Lopez'in saçları bana yapışmış mı? Yakışmış mı? Beğendim diye. Yakışmış, beğendim diye paylaştım diyor. Fotoğrafın orijinalini de görmüştüm. Ancak takdir edersiniz ki 1963'ten beri bu yana sayısız fotoğraf çektirmiş, kartpostallara basılmış bir kişi olarak üzerindeki kıyafetleri ya da çekilen anı vesaire hatırlama mümkün değil. Paylaştığım görselde de sadece saçlarıma ilave olduğunu düşünmüştüm. Fotoğrafın orijinalinin Jacqueline Smith'e ait olduğunu bilseydim aynı şekilde atıfta bulunurdum. Bu fotoğraf paylaşımı bu kadar gündem yaratması beni şaşırttı diyor. Niye şaşırttı? Niye gündem oldu? Çünkü Hülya Koçyiğit'ten böyle bir şey beklemiyor insanlar. Niye sen yapıyorsun? Şimdi bir bomba patlatayım. Daha doğrusu birileri patlattı. Ben onu O Ne Diyor da gördüm. Şimdi 2013 yılında Carla Cambio'nun bir marka kıyafetlerin tanıtımı için çektiği bir fotoğraf üzerine Demet Akalın aynı Hülya Koçyiğit gibi yüzünü
monte ediyor. Evet. Albüm kapağı yapıyor. 2014'teki rekor albümünün kapağı bu. Şimdi bunu Müjdat Kupsi ve Özlem Semiz adlı iki kişi bu operasyonu yapıyor. Şimdi burada Demet Akalın'ın marka tutkusunu herkes biliyor. Yani kadın kazandığı paranın çoğunu kendine markaya yatırıyor. Marka kıyafetleri harcıyor. Marka çizmeleri, kıyafetleri. Şimdi asıl bombaya geliyorum. Şimdi Google'da bir program var. Daha doğrusu şeyde, YouTube'da mı? Yani uygulamada. Şimdi o uygulamalarda, şimdi şuraya geliyorum. Nasıl bu tarafa geleyim? Bu tarafa. Şimdi Google fotoğraflar var. Bunu tıklıyorum. Geliyorum. Hülya Koçyiğit'in fotoğrafına bakıyorum. Burada lens var. Google Lens. Google Lens'e basıyorum. Kim bu diyorum. Bakın. Bende de var mı? Bütün telefonlarda var mı Ali abi? Fark... Bak. Aslında üstünde Hülya Koçyiğit sandığımız Jacklist Simit çıkıyor. Gördünüz mü? Jacklist Simit. Şimdi öteki bombaya geliyorum. Şimdi burada onun fotoğrafını çektim. Şöyle ekrana getireyim. Ortala. Ortalayayım. Evet. Hülya Koçyiğit altta kim olarak Google'un bunu tanıdığını görür. Şimdi geliyoruz bombaya. Evet. Şimdi geldik yine Google Lens'e. Tıkladık Google Lens'e. Google Lens. Evet. Bu fotoğrafa hiç farkında baktık. Değilim böyle bir şey bende var mı? Şimdi bu fotoğrafa baktık. Dedik ki kim bu? Google Lens tanı bunu. Şimdi tarıyor. Taradı. Kim çıktı ortaya? Demet Akalın. Yani onu da fotoğrafını almıştım. Şöyle göstereyim fotoğrafını. Evet. Şimdi öyle operasyonlar çekiyorlar ki Google'u bile yanıltıyorlar. Kafası karışmış Google'ın. O kadar çok yapan var ki kafa karıştırmış. Hayır, orada şey şu. Google'da o kadar çok Demet Akalın'ın o fotoğrafı kullanılmış ki Google onu tanıyor. Orijinali devreleri yanmış. Tanımıyor. Yani şeye benziyor. Bizim gerçek Gökçe Kırgız'ın bir türlü Instagram'da Gökçe Kırgız olarak hesap açamaması. Habire birileri blokluyor, bunu yasaklıyorlar. Çünkü başka bir isimde sonradan Gökçe Kırgız olma kişi diyor ki benim diyor, bu sahte diyor. Benim diyor, şarkılarını söylüyor. Gökçe bile kendini tanıyamıyor artık. Şimdi öteki tarafta da Jacklin Smith'in Google'da çok fotoğraf var böyle. Google onu tanıyor, Hülya Koçyiğit de tanımıyor. Aslında yüz Hülya Koçyiğit. Ama kıyafet, daha çok kıyafete bakıyor Google analiz ederken bunu. Ha, şey, yüze bakmadan direkt kıyafete mi bakıyor? İnsan konusunda henüz yeterince çalışmamışlar onu. Ama bir çiçek, böcek çek, onu Google Lens'e göster, sana hemen ne olduğunu söyler. Tanıtır yani. Yani daha da neler olacak değil mi dijital ortamda? Ben de merak ediyorum. Efendim? Evet, böyle dijital kelle avcılarıyla çok karşılaşacağız. Evet. Hiç fotoğrafa girmiyorsun. Kuaföre gitmene gerek yok. Kıyafete, marka kıyafetler almana gerek yok. Bir Photoshopçu. Şimdi Hülya Koçyiğit bir hayranının yaptığı bu operasyonu bir hayranım yapmış, çok beğendim de diyebilirdi. Ama onu gerçekten kendi sandı yalnız. Kendi de mi inanmış? Kendi inandı. Menajeri ve basın danışmanı. Can bile gelecek sanıp altına yorum yazdı ya. Evet, bazı ünlüler de yazmıştı. Gördüm orada Ali abi. Hülya Koçyiğit'i konuk alsak bir gün. Şöyle bir yarım saat sohbet etsek. Bir nostalji yapsak. Bircan, duyuyor musun bizi? Gözümden yaş geldi vallahi. Evet. Menajeri bile yorum yapmış.